Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Fıkıh konusunda meşhur bir meşhur olan kaideler var biliyorsunuz. 100 tane kaide var. Bunlar umum kaide oluyor. Mecellenin kaideleri var. Bunların ilk 100 tanesi umumi kaide olur. Bunların yani genelde her hocanın biraz ilmi, fıkhi meselelerden haberdar olan kişinin bilmesi çok iyi olur. Pek çok şeyi halletmiş oluyor. Birinci maddesi fıkhın tarifidir. El fıkhu ilmun bilmesi ahil-i şer'iyyetil ameliyyetil müktesebeti min edillete tafsiliyeti. Şeriatın ameli meselelerini tafsili delillerinden bilmektir. Şeriatın ameli meselelerini tafsili delillerinden bilmektir. Demek ki amelle alakalı hususları tafsil delillerden bilmek, anlamaktır. Bu şekilde bilmeye fakahat, fakih yani. Fakahat oluyor. Bu kimseye de fakih denir. Bu ilmi tahsiline de tefekkuh deniyor. Hadis-i şerifte buna şart vardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın rivayetiyle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kim için hayır dilerse onu dinde fakih kılar. Men yuridillahi hayran yufakkuhu fiddin. Allah Teala kim için hayır dilerse onu dinde fakih kılar. Fıkhın konuları meselelerdir. Meseleler külli umumi bir kaide olup kendisi altına pek çok cüz'i şeyler giriyor. Mesela şartların toplanan bir vakıf lazım gelir. Vakıf lazım olup denirse bu şartların cem eden bir vakıf lüzum ifade eder tarzında bir mesele olur ki bu da bir külli kaidedir. Buna göre Ahmet, Mehmet, Fatma gibi fertlerin yapacağı vakfın da lüzumunu ifade eder. Yani şartların haizse demek ki lazım gelir. Kaide vardır mesela. Kaide bir kat'i, külli veya ekseri hükümdür ki birçok cüz'iyatın hükmünün bilinmesi kendisiyle murad olunur. Hüküm ise kulların fiili ile alakalı olan ilahi hitap. Yani kulların yapması veya yapmamasını isteyen hükümler yani farz, vacip, haram, mekruh, sahih, fas gibi şeyler. İlmi fıkhın mevzusu mükellefin fiilleridir. Yani hayatı boyunca işleyeceği bütün hususlar fıkhın konusu dahilindedir. Fıkhın gayesi dünya ve ahiret saadetine nermaktır. Mükellef kime denir? Allah-u Teala tarafından kendisine bir şeyi yapmak ve yapmamak külfeti, zahmeti lazım getirilen akıllı ve bali olan Müslüman kişilerdir. Bu külfeti getirmeye de, lazım getirmeye de teklif denir. Şari Teala Mevla Teala Hazretleri'dir. Bazen Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e de şari denir. Hükümleri beyan edici ve tebliğci olması bakımından da şaridir. Şeriat, din, İslam, millet demektir. Allah-u Teala'nın kulları için tayin etmiş olduğu dini, uhrevi ve dünyevi ahkamı toplamıdır. Bazen İslam'da ceza konuda şeriat denir. Ameli demek, amelle alakalı hususlardır. İbadetler, alışverişler, nikah, miras gibi şeyler. İtikadi ise itikad konularıdır. Şimdi bu konularla alakalı olan fıkıhlar, fıkıh kaideleri, Mecelli Ahkam Adliye eserinde mevcuttur. Onun ilk başında olan 100 maddeyi, işte birincisi fıkhın tarifidir. İkincisi de El-Umuru Bimekâsıdihâ. İşler maksatlarına göredir. İşler maksatlarına göredir. Maksat neyse iş o hükmü alır. Bir işin üzerine bağlanacak hüküm o işten maksat neyse ona göredir. Maksat kalbin yöneldiği şeydir, gayedir yani. Mesela alırım, satarım gibi geleceğe dönüp istikbal lafzıyla şimdiki hal kastedilse oradaki alışveriş, satış muamelesi bağlanmış olur. Zira şu lafızlardaki kastedilen mana şu an satmak ve almak demektir. Umur demek emrin çoğulca işler demektir. Kasıt da kalbin bir işi olmakla beraber yani kast kalbi bir iş olmakla beraber hariç bir delille belli olur. Mesela kayıp eşya meselesinde kişi başkasına şahit tutup açıklama yapsa bu bulduğu şeyi sahibine geri vereceğine dair bir harici delil olur. Buna binaen daha sonra bu bulunan kişinin elinde bulduğu şey zayıf olsa bu kişinin bir şey ödemesi lazım gelmez. Demek ki bulduğu şeyi vermek niyetli almış. O yüzden hadis-i şerifte innemel amal bin niyat. Ameller ancak niyetlere göredir. Hadis-i şerifinden çıkıyor bu kaydı. Şafilere göre bu amellerin sayılması ancak niyetlere bağlıdır. Hadis-i şerif böyle mana veriyorlar. Niyetsiz bir şey olmaz diyorlar. Hanefilere göre ise niyetsiz abdestte niyet olmadığı halde abdest olduğuna göre demek ki amellerin sayılması değil de ameller üzerine niyetin sevabın terettübü ancak niyete bağlı. Ameller üzerine sevabın terettübü
ancak niyetlere bağlıdır, mazıdır. Veyahut da hükmül amal bir niyet, niyetlidir. Amelden hükmü, onun üzerine sevap veya ceza vermesi hükmü niyetlere bağlı diyoruz. Demek ki niyetle alakalı olunca el-umur mekansıyla işler maksatlara göredir. Ancak burada hariç olan bir istisna vardır. Mesela bir kişi başkasının izni olmadan malını şaka yolunu satsa bu durumda gasp edici olur ve niyetine bakılmaz. Bak şaka yaptı ama burada gasp etmiş oluyor. Alanın şaka niyetine bakılmaz, mal sahibinin iznine bakılır. Mesela bir kişi bir sarhoşu görse ve elindeki paraların zayi olmasından korkup onları sarhoşun eline alsa bu durumda gasp edici olur ve paraları sahibine vermekle emredilir. Evet. Üçüncü madde El-ibretu fil-ukud lil-makasıdı vel-me'ani la lil-elfazı vel-mebani. Akitlerde itibar edilen kasıt ve manalaradır. Lafız ve kalıplara değil. Yani İslam'da kişiler arasında cari olan akitlerde, muamelelerde itibar edilen onlardan anlaşılan manalar ve kastedilen şeylerdir. Akit ne demektir? Tasarrufta icap ve kabule bağlanmaktır. Yani muamele yapanların birinin teklif eden sözünü karşı tarafın da kabul ifadenin sözüne eklemektir. İlk sözde icap, ikinciye kabul denir. Bu işte akitler, alışverişler, nikah, kiralamak, emanet gibi muameleler. Demek ki üçüncü madde neydi? Akitlerde itibar edilen kasıt ve manalardır. Manalara bakılır. Lafızda kalıplara bakılmaz. Ancak burada evet, istisnası da vardır. Mesela bir kişi başkasına bir şey satsa ve ücret verilmeyeceğini şart koşsa, şu malı sana ücretsiz olarak sattım dese bu satış batıldır. Ve bunda hibe olması itibar edilmez. Demek ki bunların niyeti burada geçmez. Çünkü asıl kayda var ya. Dördüncü madde el-yakînü la yazûlü bir şek. Yakin, kesin olarak sabit olan şey, şüpheli yok olmaz. Yani kesinlikle sabit olan bir şeyin hilafına bir delil bulunmadıkça ona gelen bir şek ve tereddütten dolayı yok olduğunu hüküm verilmez. Yakin, kendi gibi yakın olan başka bir delille ancak zarar verir. Şek, tereddüt demektir yani. Fiilin vak olması ve olmaması hakkında tereddüt olmasıdır. Mesela bir kimse vatanından uzak bir yere sefere gitse, uzun müddet boyunca ondan haber kesilse, hakkında haberin kesilmesi hayatının devam ettiğinde şek şüphe hasseder. Ancak bu şüphe evvelki hayatta oluşu ile has olan yakini ilmi yok edemez. Buna göre o kişinin öldüğüne hüküm verilemez. Yakinen öldüğü sabit olmadıkça varislerin malını taksim edemez. Hanım boşulmaz, icare aktif feshedilmez. Diğer bir misal, bir kişi başkasına hitaben zannederim ki benim sana 100 lira borcum var dese, bu ikrarı ile bu kişinin zimmetinde 100 lira borç sabit olmaz. Zira ikrar kesin olmayı zannedir. Asıl olan yakini olan zimmetinin belli olmasıdır. Borçlu olmasıdır. Bu maddeden hariç olan bu hususta vardır. Müşteri satın alıp teslim aldığı şeydeki ayıbı iddia ederek malı satıcıya geri vermek istese davalaşma işi ayıp hakkında neticeye varıncaya kadar müşteri parayı vermekle zorlanamaz. Eğer ayıbın satıcı yanında olduğu sabit olursa hakim alışveriş fesheder. Eğer müşteri ayıbı ispat etmekten aciz kalırsa bu durumda müşteri satıcıya para vermekle zorlanır. Evet. Muhakkak burada sırf şek yani sabit olmaya ve olmamaya ihtimal olan eski bir ayıbın bulunması ile hemen ücretin verilmesini gerektiren yakın zarar olmuştur. Burada bak şekle şüphe ile ne olmuş? Yakın kalmış. İstisna bu yani. Beşinci madde el aslu bekâ'u mâkâne alâ mâkâne. Bir şeyin bulunduğu hal üzere kalması asıldır. Yani bir şeye bakılır. Hangi hal üzere ise hilafına delil olmadıkça aynı hal üzere devamını hükmedilir. Yani aşağıda asıl olan bekadır. Yokluk sonra arz olur. Bu kaide aynı zamanda istisabı gerektirir. İstisab herhangi bir vakitte sabit olan şeye dayanarak bir şeyin sübutuna hükmetmektir. İstisab hükmü def eden, istisab hükmü def eden bir delildir. İspat eden değildir. Yani. İstisab iki türlü olur. Mazi hale istisab etmek, yani geçmişi şimdiki hale yakın tutmak, geçmiş zamanda sabit olan şeye bakarak hilafına delil bulunmadıkça şu anda o şeyin yine sabit olduğunu hükmetmektir. Buna mazi hale istisab etmek denir. Yani mazi halle beraber tutmaktır. Hali mazi istisab etmek, bir şeyin şu anki haline bakarak hilafına delil olmadıkça bu şey mazide de bu haldedir diye hüküm vermektir. İkinci kısım bu. Misal, bir evvelki kaidenin misalindeki yitik adam hakkında adam gitmişti, ona haber getirmişti. Maziye bakarak onun şu halde de yaşadığına hükmedilir.
Ölümü sabit olmadıkça mal tasınmaz. Bu durumda istisap, kayıp kişinin malını korumada def edici olmuştur. Varisler hakkında ise mirasa sahip olma hükmünü ispat edememiştir. Diğer bir misal, borçlu kişi borcunu alacaklıya ödediğini iddia etse, alacaklı da bunu inkar etse, buradan söz yemini ile beraber alacaklığının delilidir. Çünkü borç, borçlunun zimmetine evvelce yerleşmişti. Maziye bakarak şu halde de borcun devam ettiğini hükmedilir. Ancak bu husus, borçlu borcunu ödediğine dair bir delil getiremeyince diye. Delil getirirse işte işe. Diğer bir misal, değirmen kiralayan birisi kiralama müddeti bittikten sonra ödeyeceği ücretin indirilmesini arzu ederek değirmenin suyunun kira müddeti içinde bir müddet kesildiğini iddia etse, değirmen sahibi de bunu inkar etse, hale bakılır. Eğer davalaşma anında su akıyor ise söz yeminiyle beraber değirmenci dediğidir. Eğer su kesik ise söz yeminiyle beraber kiralayan kişinin dediğidir. Evet. Beşinci maddeden hariç olan da büyük vardır. Emanet olarak bir şey alan kişi emaneti yerine ulaştırdığını ve emanetin elindeyken kendi kusuru olmadan helak olduğunu iddia etse, emanet veren kişi de aksini iddia etse, burada istisap kaydasına göre emanetçinin emanetin geri vermesi ile sorumlu tutulması gerekirdi. Zira mazeki hali emanetin mevcudiyetini bildiriyordu. Fakat emanetçi bir şey ödemez. Zira emanetçi zimmetinin ödemeden beri olduğunu iddia etmektedir. Emanet veren ise emanetçinin zimmetinin borçlu olduğunu iddia etmektedir. Bu da asıl olan zimmetin beri olduğudur.